Türkiye'ye neler kaybettirecek bu özelleştirme? İşte tüm bunları masaya yatıracağız. Biraz uzaklardan başlayalım çünkü Türkiye'nin de nabzını tutuyoruz. Aynı zamanda Aykut Erdoğdu'yla başlayalım. Aykut Erdoğdu, Türkiye'yi geziyorsunuz ekonomi masası olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve milletvekilleri, genel başkan yardımcıları. Neler oluyor Türkiye'de? Vatandaş neler söylüyor? Biraz bizimle paylaşır mısınız? Dertler ne, sıkıntılar ne? Neler söylüyorlar size? Valla şu an Karadeniz'deyiz. Yani Trabzon'dan başladık. İki gün önce Trabzon'daydık. Dün ve bugün Giresun'u, Trabzon ve Giresun'u gezdik. Bayağı kapsamlı bir gezi tabii. Şimdi Ordu'dayız. Yarın da Ordu'da kalacağız. Tabii Trabzon, Giresun, Ordu, AKP ve MHP oylarının bundan önce çok güçlü olduğu yerlerdi. Samimi bir şekilde tespitlerimi anlatayım. Bu arada bir şey, otel odasındayız. Küçük bir otel odasındayım. Hani eldeki imkanlarla cep telefonundan bağlanmaya çalışıyorum. Tabii uzak ilçelerden gelen, yemeğe gelen örgüt mensuplarımız var. Onlar da bizi bekliyorlar. Onun için saat 10 itibariyle çıkmak zorunda kalacağım. 9.45 itibariyle. Bunun için şimdiden özür diliyorum. İnşallah başka bir yayında daha derinlemesine değerlendirme şansımız olabilir. Trabzon, Giresun, Ordu gibi illerimizde AKP, MHP oyları, Cumhur İttifakı oyları tarihsel olarak genelde yüksek olur. Milliyetçi muhafazakar geleneğin de güçlü olduğu. Bizim de çok önemli bir damarı tuttuğumuz bir bölgeydi ama mesela %65'te büyükşehir almıştı AK Parti Trabzon'u. Gördüğümü söyleyeyim, ben daha önce de Trabzon'a çok gittim geldim ama bu defa Trabzon'da hem bizim algılanmamız, karşılanmamız hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olan eleştiriler çok farklı gördüm. İki tane temel şey görüyorum. Bir, AKP gerçekten milletten artık kopmuş, devletleşmiş bir parti haline gelmiş. Eskisi gibi hani kendi partilerine, kendi şeylerine, kendilerine ait bir şeye sahip çıkma ihtiyacı da duymuyorlar. Böyle bir hisleri de azalmış gördüğüm kadarıyla. İkinci olarak bu ekonomik ve siyasal kriz, tabii ağırlıkta ekonomik kriz olmak üzere halkın belini çok kırmış. Ekonomik krizin içinde de biraz da pandemi de söz konusu ama asıl tabii ekonomik kriz. Eskiden mesela biz Trabzon sokaklarında gezdiğimizde laf atan olurdu, aşırı savunan olurdu. Doğru. Çok da rahat dalışa dolaşamadığımız yerler, ilçeler olabilirdi. Şu an yani yine tabii AK Parti seçmeniyle karşılaşıyoruz ama eski günler yok. İş insanları biraz daha cesaretlenmiş. İşletmelerine çağırıyorlar çünkü dertleri çok yoğun. Esnaf zaten hani kendisi hemen içeri alıp derdini anlatıyor. Zaten bizim burada güçlü bir damarımız vardı. Benim gördüğüm kadarıyla eğer Karadeniz'de durum buysa vallahi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı seçimi kaybetmiş gibi görünüyor. Çünkü buralar bu iki partinin kalesi niteliğinde olan yerlerdi. Tabii şunu da unutmamak lazım. Karadeniz kıyıları boyunca genelde kıyıya yakın olan yerlerde, kentleşmiş yerlerde biz daha güçlüyüzdür. Ama arka tarafta, dağ tarafında, ilçelerde ve köylerde iktidar partisi daha güçlüdür. Ama kent merkezlerinde dengeliydik. Şu an biz de çok daha yüksekmişiz gibi. Ben hissediyorum, görüyorum da bunu. İş dünyasıyla da öyle. Trabzon ve Giresun'da iş dünyasıyla, sanayi odalarıyla, organize sanayilerle önemli toplantılar yaptık. Dertlerini anlattılar. Mesela şimdi tabii Türkiye'nin diğer tarafından baktığınızda Trabzon için temsili çok yüksek bir il gibi görünüyor değil mi? Bürokraside, evet. Devlette, birçok yerde Trabzonlu bürokratların veya siyasetçilerin çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Ama samimi bir şey söyleyeyim. Bu her ne kadar temsilleri yüksekse de sahiplenmeleri o kadar yüksek değil. En azından Trabzon'da yaşayanlar için. Mesela 1,5 yıldır söylüyorlar Trabzon'un merkezindeki yolları kazmışlar. Yapmıyor belediye. Yani şey gibi, köstebek yuvası gibi, toz içinde. Yani uzun zamandan beri tamiratları yapılmıyor. İki, Trabzon'a kamu yatırımı yapılmış, evet. Ama bir işe yaramamış. Trabzon sürekli nüfus kaybediyor mesela. Milletvekili sayısı düşüyor. Kan kaybı var. Doğru. Ekonomik. Şimdi mesela konuştuğunuzda Trabzon'da iki türlü kayıp var. Bir, hani klasik işsizlik yükseliyor, esnafın işsizliği yükseliyor.
Sanayi dışında hizmetler sektöründe işler çok kötü. Bu yüzden bir göç veriyor. Yani ikinci bir göç de şu. Trabzon'da mesela Kobiler'de ikinci nesil Trabzon'da kalmak istemiyor. Mesela birkaç iş insanı böyle aynı şeyi anlatlar farklı yerlerde. Diyorlar ki Aykut Bey, uzunca yıllar emek ettik. Biz Trabzonluyuz. Trabzon'u çok seviyoruz. Bakın böyle bir tesis kurduk. Ama bu tesisin devamlılığı yok çünkü çocuklarımız artık Trabzon'da kalmak istemiyor. Peki neden dedim? Aykut Bey dediler, hani bir sosyal imkansızlığın yetersizliği, iki hayat biçimine baskı buralarda biraz artmaya başladı. Üstelik Araplar çok gelmeye başladı. Hani onun için İstanbul'a, İzmir'e, ne bileyim daha kendilerine, özellikle İstanbul'a doğru bir göç var. Kim bu göç edenler? Belki Trabzon ekonomisini çok daha güçlendirecek, kalkındıracak ikinci nesil iş adamları. İyi eğitim almışlar. Babaları bunlar için, aileleri bunlar için paralar harcamış. Ama şu an artık Trabzon'da kalmak istemiyorlar. Bu ekonomik bir şey değil, bu sosyal ve kültürel bir şey. Yani bir yerde mesela diyelim ki tiyatroyu kapatın. Ne bileyim, içkili mekanları zorlayın. İşte kız çocuklarıyla erkek çocukların rahatça oturacakları kafelerin sayısı azalsın veya bakışlar kötüleşsin. Ve insanlar kendini kötü hissetti. Özellikle gençler kendini kötü hissetmeye başladığında buradan nitelikli ve niteliksiz bir göç büyük şehirlere doğru oluyor. Şimdi bunu aşmanın yolu ne? Bunu aşmanın yolu kültürel imkanları, yaşam biçimi, nefes alma alanlarını arttırmak. Mevcut iktidarın bu arada şey gidip geliyor. Mevcut iktidarın böyle bir kaygısı var mı? Yok, görünüyor. Şimdi böyle bir kaygısı olmayınca da mevcut iktidarın ne olacak sonuçta? Durum gittikçe Trabzon için, Giresun için, Ordu için, belki Erhan Bey bunu Samsun'da da tespit ediyordur. Gittikçe nüfus kaybeden, milletvekili sayısı düşen bir Karadeniz'de karşı karşıyayız. Sanayide işler fena değil çünkü ihracata yönelik çalışıyorlar. Döviz kurunun bu kadar değer kaybetmesi, dünyada tedarik zincirlerinin bozulması dolayısıyla sanayicilerimiz ağırlıklı ihracatı çalışıyor, işler fena değil. İşler fena değil ama sanayici mesela hani bakıyorsunuz ihracatı çok iyi, nasıl işliyorsunuz? Kötü diyor. Niye diyoruz? Çünkü moral yok diyor. Çünkü güven yok diyor. Yani ben diyor geleceğin ne olacağını bilmiyorum. Tamam, ben şu an Amerika'ya, Avrupa Birleşik birbirine, İşte Kafkasya'ya mal satıyorum. Ancak Türkiye ekonomisiyle ilgili kendimi iyi hissetmediğim için, güvende hissetmediğim için diyor, işlerim iyi gitse de yatırım yapamıyorum. İşlerim iyi gitse de önümü göremiyorum. İşlerim iyi gitse de yeni makine siparişi veremiyorum. Yeni işçi alamıyorum. Şimdi bakın, bunlar Türkiye ekonomisinde ekonomi dışı sebeplerin ekonomiyi ne kadar etkilediği açısından önemli örnekler. Geçen zaten Twitter'a koydum. Dört milletvekili aramızda konuşuyorduk. Bir kentin kalkınması için ne gerekiyor? Yani o kente kamu yatırımları yapılsın, işte enerji yatırımları yapılsın. Mesela bu Karadeniz'de kesinlikle Karadeniz'i paralel geçen, arkadan dağdan geçen ucuz yük taşımacılığı yapabilecek bir demir yolu lazım. Değil mi? Evet. Şimdi Samsun, Ordu, Rize, Trabzon bu kadar temsilleri var. Ya arkadaş, Trabzon'daki bir iş insanının en büyük maliyeti navlun. Yani çünkü Trabzon'da malı İstanbul'a göndermek, malı İzmir'e iletmek, bu limanlardan yüklemesini yaptırmak, Trabzon limanı zaten Samsun'a doğru kaymışlar, öyle bir şikayet var. Çok pahalı. Onun için Kobiler burada bir yüzden, buradan bu yüzden de kalmak istemiyor. Yapılacak böyle uçan kaçan tren değil. Klasik yük taşıyacak, navlun maliyetlerini düşecek bir demir yolu talepleri var Karadeniz'de. Diğer bir meseleye gelince, yine Karadeniz'in önemli bir sorunu, finansman sorunları var. Banka kredilerini ödeyemiyorlar. Yeni KGF bekleniyor ama bu yeni KGF, onu da söyleyeyim, ödeyebilecek firma gibi durmayan bir sürü firma da gördük biz. Yani artık hani yaşaması, biz bunlara zombi şirketler deriz açıkçası. Yaşama şansı yok ama bir şekilde yeni kredilerle ayakta durmaya çalışıyorlar.